Herkese mutlu günler. Sevgili dostlar, futbol bize hoş geldiniz. Stüdyomuzda hafif bir değişiklik yaptık. Ee, daha da yapacağız, onu söyleyelim. Ufak tefek değişiklikler olacak. Böyle e, çaprazdan konuşmaktansa direkt böyle karşıdan, cepheden e, görüş göreceğiz sizi ama tabii ki konseptimiz aynı. Sadece ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Hem ses kalitesini hem de aynı zamanda görüntü kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Güzel keyifli bir yayın bizleri bekliyor. Galatasaray transferde ne yapacak? Sayılı günler kaldı mı? Kaldı gün sonunda 4 gün sonra. Türkiye Süper Ligi'nde transfer bitiyor. Listeler verilecek. Buradan yapı yapılabilecek bir hamleyi de Avrupa'ya bildirebiliyoruz. Daha sonra eğer Galatasaray Sparta Prag geçerse. Sevgili dostlar bunun dışında tabii ki sol bek ve on numara poz pozisyonu çok konuşuluyor. Aynı zamanda bandırma spor maçının da ilk 11'ini gönlümce nacizane yapacağım orada da çok güzel tartışacağız sevgili dostlar hatırlatmamızı yapalım katılda gitgide büyüyoruz katıla sizi bekliyoruz 2000 TL Galatasaray Store çeki veriyoruz bize oral sponsor olmuştu sponsor olmak isterseniz de bize ulaşabilirsiniz katıl için geçen ayki hediye çekimizi Ahmet Mutlu aldı bakalım kim alacak? Bu ayki hediye çekimizi. Ee, orada da güzel bir grup olduk. Bugün de katıl özel soru cevap yapacağız. Ee, tabii yayın herkese açık olacak ama sadece katılın ulaşabileceğim. Soru cevabımız olacak bu gece Türkiye saatiyle 21.15'te diyelim. Serdar selamlar. Ee, Tülay Akbaş selamlar. Metin abi hoş geldin. Eyvallah, teşekkürler. Erhan Kulaksız burada. Tanju abi de gelmiş. Kucak dolusu sevgiler demiş. Sevgili dostum Barış çok sağ olsun. Bu son dediğinden emin misin? Bayağı baktım, bildiremiyoruz diyorlar. Ee, yok, bildirebiliyorsun. Yanlış hatırlamıyorsan bir oyuncu daha bildirebilir biliyorsun dostum. Ee, turu geçtikten sonra, belki bir tur geçtikten sonra ama sanki iki aşamalı oluyor diye hatırlıyorum. Ee, ben de direkt bunu UEFA'dan görüp de söylemedim. Ben de duydum. Ee, bu araştırabiliriz bunu. Hatta gönüllü olan birisi varsa araştırsın. Burçin eyvallah dostum iyiyim sen nasılsın? E, listeyi bilmiyorum da dostum. Yani UEFA listesi verildi biliyorsunuz. UEFA listesi verildi artık e, bir sonraki liste ne olacak? Bir sonraki liste TFF'ye verilecek. E, lisanslar çıkacak 9'unda. Galatasaray hamle yapabilecek mi? E, bildirilmiyormuş. Peki aşkım bildirilmiyor diyor. Ben sanki bir kişi daha veriliyor sanıyordum. E, o zaman... Avrupa'da böyle sol beksiz devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili zaten çok paylaşım yapmıştım. Bazı arkadaşların da tepkisini görüyorum. Alper abi polyanlacılık mı oynuyorsun? Sol bekimiz yok, şuyumuz mu yok, buyumuz mu yok? Çok kısa ve net bir şekilde arkadaşlar. Birincisi yapılan planlamadan memnun değiliz. Evet. İkincisi takım değiştirecek durumda da değiliz. Yani planlama kötü. Hadi Beşiktaş'ı ya da Fenerbahçe'yi tutalım mı diyeceğiz. Hayır. Sadece eleştiriyoruz. Kötü planlama bir daha yapılmaması lazım. Sen e, Kasım ayının başında e, sol bek gönderiyorsan e, hiçbir şekilde e, yani göndereceğini artık herkes biliyor. Hiçbir şekilde ne yapmamalısın. Beklememişsin son günü ve planlamayı yapıp hamle yapmalısın. Demek ki fokus, demek ki odaklanma değişti. Bunu da eleştirdik. E, tabii ki. Bir de teknik etten alınan rapor da önemli. Şu da olabilir. E, o tarafı hoca Barış Alper'le e, işte başka bir oyuncuyla götürürüm. Asıl bana şu taraf lazım dediyse belki de fokus oraya gitti. Ama ilk defa bir transfer döneminden önce bu kadar kaynak yaratılıp bu kadar az hamle yapıldığında gördük arkadaşlar. Planlamada büyük hata var. Galatasaray Diğer kulüplere baktığımızda kurucusu belli olan ve kuruluş mottosu olan bir kulüp. Nedir kuruluş mottosu? Ee, işte İngilizler gibi topla oynamak, bir renge e, ait olmak. Aynı zamanda da e, en önemlisi, şimdi tabii onu ezbere söylemiyoruz ama en önemlisi Türk olmayan takımları yenmek. Bu ne demek? Avrupa'da başarılı olmak demek. Bu senin kuruluş motton. E, bu modların dışına çıkmış oluyorsun. E, bu e, kuruluş artık vizyonun belirlenmiş daha 1905'te birinci günde. E, buna karşı gelmiş oluyorsun. Bu isimlerden bağımsız bunu yapamayan herkes arkadaşlar e, başarısızdır. Yani sen Avrupa'na e, sol beksiz giriyorsan. İşte sağ şüpheli bir isimle giriyorsan en önemli oyuncun sağ bekken o zaman plansızlık yapmış demeksin ama e, yani ben bunu noktalamak istiyorum. Artık Galatasaray'ın elindeki oyuncularla Galatasaray nasıl bir oyun oynar? En mantıklı transfer, e, daha doğrusu e, en çok analiz etmemiz gereken transfer diyelim. Galatasaray lisansı olan e, transferlerdir. Galatasaray'da oynayan oyunculardır deyip hemen konuya geçelim. Sevgili dostlar, ee, bakalım, ee, Jaggerman ne demiş, ee, o kaynak bankalar birliği anlaşmasından çıkmak için şart demiş. Ya böyle yorumlar var sevgili Jaggerman. Ee, abi bence planlar sonradan değişti bankalar birliği yolculuğuna yöneldiler. Evet. Ya o şimdi şöyle, o doğru evet doğru bir hamle. Ama birincil senin birincil amacın ne olmaması lazım Galatasaray'ın birincil amacının kaliteli futbol takımı olması lazım diye düşünüyorum. Peki ne yapalım arkadaşlar ilk olarak şöyle yapalım istiyorsanız ilk olarak e, ben de şey hani kameranın yerine falan alışmaya çalışıyorum aynı zamanda ilk olarak bir tactical pad'den bandırma spor 11'i yapalım bakalım siz ne düşünüyorsunuz ben bir 11 çıkardım. E, bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu 11'liyle ilgili. Evet. E, ben böyle düşündüm. E, viniciusu denerim çünkü vinicius hazır. Sağ tarafta TT. Sol tarafta Kerem'in bence e, biraz daha hani... E, Takımını öne itme, deşarja ihtiyacı var, taraftarla buluşma ihtiyacı var diye düşünüyorum. Merkez orta sahada Berkan, Eyüp Aydın koydum. Orada başka kullanılabilecek hangi oyuncu var? Çok fazla karar veremedim ama... Forvet arkasında kesinlikle Halil kullanılmalı. Galatasaray'ın Halil'e çok ihtiyacı olacak. Yeri gelince Vinicius ve Halil de değişir. Zaten Kaan Ayhan, biliyorsunuz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira bu oyuncuları Galatasaray çok uzun süredir kullanıyor. Stoper tandeminde bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum tabii Ali Yeşilyurt ismi var. Onun dışında da orada kullanılabilecek bir başka isim yok. Kenar kenardan baktığımızda işte Baran hamlesi yapılabilir. Akman kardeşlerden belki biri kullanılabilir. Diye düşünüyorum. Sol bekte bence Kazımcan kullanılmalı, denenmeli. E, çünkü hiç belli olmaz. Arkadaşlar Barış Alper'i önde ihtiyacın olacak. E, Kaan Ayhan'a ortada ihtiyacın olacak. Belki Kazımcan'ın e, bu tarz maçlarda özgüveni yerine gelmesi için. E, ben Kazımcan'la başlanılması gerektiğini düşünüyorum. E, dediğimiz gibi Ali Yeşilyurt hamlesi olabilir. Stoper'de Günay zaten... E, Bence gayet güzel. Arkadaşlar... ...güven veriyor. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Genç stoperimiz var abi. Ee, Ali Yeşilyurt. Genç stoper kullanılabilir. Ee, Mustafa, Kazımcan kazanılmalı... ...demiş. Ee, kesinlikle katılıyorum. Kazımcan kazanılmalı. He, sakatlığı tam geçmedim. Yok sakatlığı geçti ama... ...ondan sonra maalesef bir form düşüklüğü oldu. Sevgili dostlar, aynen Ali Yeşilyurt dostum. Erhan ne demiş? demiş... Ee, Abi sol bek diyoruz ama bu sezon sol bek olmadan oynadığımız ligde en az gol yiyen takımız. Şampiyonlar Ligi'ne iyi gittik. Siyel'de de iyi gittik demiş. Bu sezonu böyle atlatabileceğine inanmış yönetim. Beklemek lazım. Abi tamam ben buna saygı duyuyorum ama keşke bu biraz daha proaktif bir iletişimle e, denenebilirdi. Aa evet bak Endombele güzel. Endombele amlesi yapılabilir. Eyüp Aydın'ı mesela geri çizgide hoca hiç denemedi. Biraz Eyüp Aydın'ı böyle regista tarzı, e, defanstan daha çok top aldığı, biraz daha ön tarafta kullanmak istiyor. Belki orada kullanıp endombeleyi yanına atabilir. E, Berkan yerine endombele de yapabiliriz. Berkan da uzun süredir oynuyor. E, buraya bir endombele çekebiliriz. Diri bir endombele. Hatta son maçlarda endombelenin de e, görüntüsünü beğenen dostlar var değil mi? Var değil mi? Fiziksel olarak iyi gördüm diyor. Yarın Endombe ile oynamalı demiş Cüneyt. Bir görelim. Evet. Katılıyorum. Baba Türk de koşmasını bilmiyor daha ki Kazımcan filan demiş. E, dengesiz koşuyor. Dostum mesela şimdi şöyle. E, hani bir sakatlıktan geldi. Ona katılmıyorum. Koşmasını bilmiyor katılmıyorum. E, hayır öyle, öyle bir şey asla yok. Futbolcu gibi futbolcu ayrı konu. E, ama bu pozisyonda 3. sezonu. Yani sol bek pozisyonda daha önce ön... E, hücum oyuncusuydu Kazımcan. Mustafa Denizli tarafından ilk sol bekte kullanıldı 6 ayda. Ondan sonra zaten zıplama yaptı. Ee, ya biraz da teknik yet, oyuncu, işte spor psikoloğu artık varsa oyuncuların koçu yani hayat koçu bunlar birlikte oturup bu oyuncuda bu düşüş niye oldu? Geçen sene biz ne diyorduk? Ya evet Kazımcan çok iyi gidiyor. Fenerbahçe maçında inanılmaz oynadı bu çocuk. Z e, i̇yi bir net bir sol bek ve Kazımcan ikisi orayı götürür Lig maçlarında, kupa maçlarında Kazımcan oynar. Diğer maçlarda e, işte e, Azsen'in Avrupa maçlarında ve ligde e, diğer e, bek götürür diyorduk ama Kazımcan gerçekten bekleneni veremedi. E, uzun süre oynamadı, bir Şampiyonlar Ligi gördü. Ondan sonra tekrar oynamadı filan e, diyelim. Bütün gazeteciler Vinicius, Icardi yedek bırakır diyorlar, bırakamaz. Tamam. Birlikte oynarlar. Hani performanstan dolayı mı yedek bırakır diyorlar Erdal. Yok abi bir dur bakalım. Bir ayakları yere bassın. Sanmıyorum performanstan dolayı e, bırakabileceğini. Mustafa Bakır ne demiş? 3 milyon euroluk olmasa da 1 milyon euroluk oynamaya başladı Endombele demiş. Peki dostum. Vinicius bu maçta kendini gösterir mi? E, Nurican Vallahi bu maçta göstersin yani. Premier League Santraforu getiriyoruz değil mi? Ee, CVC çok güçlü. Vinicius ee, burada fişi çekmesi lazım birçok pozisyonda. Yani nasıl bir profil olduğu oyuncuyu ben elimden geldiğince anlattım size arkadaşlar. Ee, yani yeri gelince çok inceci oluyor. Çok güzel gol vuruşları var. Ama bazen basite atamıyor. Bağlantı oyununda güçlü. Ee, ve e, aynı zamanda etrafındaki oyuncuları oynatan bir santrafor olduğunu söyledik. Önce ben demeyen bir santrafor olduğunu söyledik biraz daha görmemiz lazım bence bu kupa maçı ilaç gibi gelecek birçok oyuncu Abdülkerim Bardakçı yok bu maç denenmez abi Abdülkerim Bardakçı iyileşti Başakşehir maçında cumartesi günü yerini alacak Serdar Bey ne demiş Kerem'in her iki yönünü de dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş e, olabilir abi yani oraya kimi koyacak o zaman Zaha ile başlayacak ben olsam Zaha'yı kullanmam hiçbir şekilde bu maçta Hani maç zora girerse belki kullanırsın eyvallah salih teşekkürler bunu kabul etmesi mümkün değil like'lar like çok düşük bugün arkadaşlar yeni stüdyomuzda yeni konseptimizdeyiz şu anda bandırma spor e, 11'ini yapıyoruz gençlerle kupa maçında e, diyelim e, bandırma spor 11'ini yapıyoruz e, elinizden geldiğince şöyle beğeni tuşuna basarsak mutlu oluruz yakışıklı bir beğeni bırakırsanız değil mi Alper abinize ya da kardeşinize mutlu oluruz ben de çayımdan bir yudum alayım eğitimdeydim öğlen arası stüdyo yapıyoruz yani daha tam bitmedi daha çok ışıklar gelecek başka şeyler gelecek arkaya ee, ama bir yayın yapalım bir deneyelim sizlerin de görüşünü alalım dedik Şöyle bakalım Lu ne demiş biraz Vinicius'tan bahsedelim videolardan pek anlaşılmaz ama Vinicius'u pek beğenmemiş ağır gelmiş Lu'ya. Taraftarı yoracakmış gibi geliyor umarım yanılırım rahat ederiz. Ben bakan bu nazaran yani bakan buyu 5 milyon euroya çıkarıp Vinicius gibi bir oyuncuyu getiriyorsan arkadaşlar nokta transfer yapıyorsun demektir. Gökdeniz Gürpüz hamlesi gelebilir mi bilmiyorum yani orada çünkü Gökdeniz Gürpüz hamlesi olabilir mi olabilir ama yine dediğim gibi mesela Halil'in Kerem'in Kazımcan Karataş'ın Endombele'nin, Eyüp Aydın'ın rehabilitasyona maç içinde rehabilitasyon ihtiyaçları var Tete'nin de öyle yani şimdi baktığımızda bu maç bandırma spor maçında bu oyuncuları biraz daha şans vermelisin diye düşünüyorum. Evet Endombele ben düşünmemiştim. Endombele'nin üstünü çizmişiz. Ben direkt Berkan'ı koymuştum oraya. Teşekkürler dostlar beni uyardığınız için. Akıl akıldan üstündür. Seneye forvet attığımız Icardi Zaniolo mu olur? Buraya günler önce Zaniolo'nun bonus servisinin kullanılmayacağını söylemiştim. Ama ilgilenen başka takımlar var arkadaşlar. Bugün bir haber gördüm. İlgilenen başka takımlar var. O yüzden ee, bakalım. Mustafa Yılmaz ne demiş? Hamza'ya 10 numarada Hamza 10 numarada şans bulmalı bence. Valla bakalım yani benim beklentimin üstündeydi. Hamza şans aldığında. Bundan önceki kupa turunda. Bakalım. Kullanır mı hoca? Belki Halil'i mi atar ön tarafa? Sonradan Münitçüs yapar. Bekleyip göreceğiz. TT'ye teklifler var. Ama Galatasaray'ı tatmin eden tarzda bir teklif yok dostum. Anlatabiliyor muyum? Yani Galatasaray'ın beklentisi daha yüksek. Çünkü Galatasaray bu yıl e, bu yıl itibariyle ve imza parası ile birlikte yani maaş imza parası 5 milyon euronun falan üstüne çıkıyorsun zaten. TT Cup var mı? Şöyle bir bakalım. Bakalım hemen. O R. Oyuncuyla görüşme kapımı. Evet bakınız. İmza parası 3.1 vermişiz TT'ye. 4 artı 1'lik bir kontratı var. Ve her sezon için 2.8 veriyorsun. Yani totalde 5.9 milyon euro Galatasaray vermiş. 5.9 milyon euro Galatasaray vermiş TT'ye. 7 milyona satarsa bu oyuncudan sadece 1.1 milyon euroluk bir para kazanımı olmuş oluyor. Sportif başarı da yok. Herhalde 7 milyon euronun üstünü mi istiyorlar? 7 milyon eurodan az mı geldi onu bilmiyorum. Ama beklentilerin çift taneli bir rakam olduğu. Ben Tete'nin ben Tete'den bayağı bir umutluyum abi. Bak mesela Polat hemen gönderelim diyor ama ben bayağı bir umutluyum. Ben çok farklı şeyler yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Selamlar dostum eyvallah. Abi caps'leri kapatın böyle. Eleştiri olarak algılamayın. E, algıla dostum. Crystal Aslan demiş. Algılayabiliriz eleştirebilirsin. Oyuncuyu beğenmeyebilirsin. Onda sıkıntı yok. Ama Kerem'in misyonu tamamladı. Satılması daha hayırlı olur demiş. Hani bir yorgunluk oldu diyorsun. Olabilir. mı? yok dostum hiç oralara girme. Biz burada Kazımcan konuşuyoruz. Kazımcan Endombele'den devam. Oğuz ne demiş? Tete'nin gol gol lazım. Tete'ye stres var, üzerinde yük olduğunu söyleyelim. Söyleyelim. Eğer tutmazsa yanarız, gönderilmeli abi teklif gelirse. Sol bek alacak mıyız? Tamam, artık yavaş yavaş transfere geçelim. Bu ve bu, bunun türevi işte bir kadro bekliyoruz. Ben Eyüp Aydın'ın Tetenin, Vinicius'un, Halil'in, e, Ali Turap bilmiyorum orada kullanacak mı? Bir tarafta Ali Turap, bir tarafta Kazımcan ama bu oyuncular arkadaşlara bakınız, bu oyuncuları oynatarak kazanırsınız. Yani bu oyunculardan antrenman performansından belki şapka çıkarmayacaklar ama e, bu oyuncuların bence mental olarak ikisinin de kaliteli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kazımcan zaten kendini kanıtladı geçen sene. Yani U19'daki Ali Turap'tan hiç eser yok. Son maçta kötüydü. Sivas maçında kötüydü. Yani dediniz ya bu adam Galatasaray'ın futbolcusu mu? Olabilir. Katılıyorum. Eğer o performans baz alınacaksa ama Galatasaray'ın bu oyunculara çok ihtiyacı var. Tabi oraya Akman kardeşleri de atabilirsiniz. Peki transfere geçelim arkadaşlar. İlk 20 dakikadayız. Transfere geçelim. Geçerken hatırlatmamızı da yapalım. Katıla bekliyoruz. Katıla 2000 TL GSS Store'dan. Hediye çekimiz var reklamları da geçelim ee, aynı zamanda biliyorsunuz çok güzel katıl ilgili bir bannerımız da var sevgili Erhan yapmış peki Galatasaraylı isim geçen oyunculara geçelim İlk olarak transfer döneminin son günleri devreye giren daha doğrusu Salim Manav'ın sanırım haberiydi İlk olarak bununla başlayalım sevgili dostlar Peki Salim ne de Salim Manav'ın haberinde Francisco Moura'ya Galatasaray'ın ehm oyuncusu. Kendisi Famalicada oynuyor. E, 24 yaşında, 1.81 boyunda, özellikle ofansif olarak çok etkili e, ve Sevgili Esports'un es e, spikeri Yaldız'la konuştum. İbrahim Yaldız'la o bana e, abi Caner Erkin'i beğeniyor musun? Yani onun gibi sürekli muz ortalarla hücumu besleyen e, bir oyuncu, çok ofansif olduğunu ve aynı zamanda da sürekli oynadığını ve sürekli de fark yarattığını söylemiş. E, şöyle bir bakalım. E, oyuncu. Evet dediğimiz gibi 19 maçın 19'unda da 90 dakika oynuyor. E, ofansif yönleri iyi ama çok böyle defansif bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda da e, grafiklik yani şey olarak e, profil olarak aslında doğru ol Yani Sergio Orge bir tarafta e, sol tarafta Francisco Moura yaş olarak da fena değil ama dediğimiz gibi transfer dönemi bitti Portekiz'de bu tarz bir oyuncuyu şimdi nasıl çıkaracaksın Portekiz'den bu çok düşündürücü zaten bunlara bakmak lazım mesela bu ideal bir profil değil yani yüksek bir rakam isteyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar niye ideal profil değil? yaş ve oyun süresi olarak ideal ama transfer olarak en az mesela 3.8 market değeri 7.5-8 milyon euronun aşağısında bir rakam e, isterler istemezler yani mesela 4 milyona 4,5 milyon euroya falan zor bitirsin diye düşünüyorum e, kontrat da var ama dediğimiz gibi ilk dokunuşu iyi birebirler de özellikle yani yanına bir Kanat oyuncusu yaklaştığında Baya e, bayağı bir e, oyunu işleyebiliyor. E, aynı zamanda da tempolu da bir bek diyebiliriz. E, ama yani bu tarz ofansif şeyleri koyabilecek Yani e, Performansı gösterebilecek elinde Galatasaray'ın bir bek vardı aslında. Ee, diyelim. Niye hani Galatasaray kullanmadı onu bilmiyorum. Jackson ne demiş? PlayStation'dan oyun kurup oynar mısın? Ara ara biz de değerlendirelim. <laughs> Eskiden FIFA oynuyorduk abi. Eskiden FIFA FM yapabiliriz. E, FM yapabiliriz ama çok fazla zamanım yok dostum ya. Başka kanallara da çıkıyorum. Yazılar da yazıyorum. Çok fazla zamanım yok. Peki sol bekte bir diğer isim Sergio Gomez. Sergio Gomez'i biraz tartışmıştık. Ben şöyle yukarı geleyim abi çünkü yorum yazıyorsunuz. Ha. Tamamdır. Sergio Gomez'i daha önce aslında konuşmuştuk, anlatmıştık arkadaşlar. Oyun süresi bulamayan bir oyuncu. Şimdi Francisca Moura Sürekli oynayan, banka oynayan, e, uzun süre kontratı olan e, bir oyuncu. Bu oyuncuyu sana kiralamaz. Niye kiralasın? Oyuncu zaten oynuyor. Hani oyuncuyu oynatmak için kiralamaz. O yüzden nasıl? E, prof e, sadece bonservisiyle servisiyle alabilirsin. Sergio Gomez... Oynamak isteyen bir oyuncu, her zaman bundan dolayı zaten e, kariyerinde kiralık olarak gitmiştir. Oynamak isteyen bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Hatta Moro'dan ofansif olarak bence daha yetenekli ve agresyonu da olan bir oyuncu. Yani ikili mücadelelerde e, daha net bir şekilde e, fark yaratabilir. Özellikle olayın defansif kısmında diyebiliriz. E, Tabi 15 milyon euroluk e, bir zıplamayı yapmış Manchester City e, ve... E, referans olarak hani bu ödemeyi yaparken de birisinin okeyi var. Kimin okeyi var? Pep Guardiola'nın. Arkadaşlar bu oyuncu için okey var. O yüzden bu çok önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar torrent konusunda o referans işlemese de Pep'in referansı var diyelim. Evet, sadece 3 maç çıkmış ve çok az dakikalar almış bu sene Premier Lig'de. Kupada kullanılmış mı? EFL'de? Evet, EFL Cup'ta bir kere oynamış aslında 90 dakikalık. ...ilk 11'de başlayıp orada kullanmış... ...Pep şöyle bakıyorum... ...bir tane kilit pas atmış oyunda kalmış... E, ...FA Cup... ...burada gözükmüyor, gözüküyor mu? Bakalım, yok FA Cup gözükmüyor... ...sadece EFL'deki... E, ...gözüküyor, bir de Premier Lig'de evet... ...herhalde oyunu soğutma adına ya da son dakikalarda... ...devreye girmiş... Yani ...o bölgede sakatlık bir şey olsaydı... ...belki kullanırdı. ...Sergio Gomez ile ilgili Pep'in aslında bir... E, ...ufak bir kısa röportajını dinlemiştim... ...hiç fena olmadığını... Söylemişti e, ve ondan beklentilerinin olduğunu söylüyor. O çıkışı yapamamış tabii. E, şimdi bir de oyuncunun geçmişine bakalım arkadaşlar. Hangi takımlarda daha çok e, çıkış yapmış. Transfer geçmişinde altyapıda ilginç bir şekilde Borussia Dortmund, Huesca, Dortmund, Anderlecht'ten tanıdığım benim. Vanderlet'deyken dikkat çekiyor. Burada 13 yazmışlar ama yanlış hatırlamıyorsam 15, 13 o, o civarda e, bir rakamla e, Manchester City'ye geliyor. E, orada da performans bulamıyor. Bu Galatasaray için mantıklı bir hamle olabilir. E, bu oyuncu da oyun süresi alıyor. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar bu sadece kiralık olarak hamle. Şimdi Galatasaray e, Sergio Gomez'i alacak yani Bek konusunda değil mi? Bir harcama yapmadı. Sağ bekte de yapmadı. İkinci Santrafor'da da yapmadı Galatasaray. E, kazancına göre çok düşük rakamlar harcadı. Bu da yine bir kiralık hamle olabilir. Aynı e, Vinicius'taki gibi e, ama bana mantıklı geldi hem profil olarak hem de gerçekten de çok iyi bir oyuncu. Tabii FM'ciler çok tutuyor. E, Futbol manager çok tutuyor. Ee, ...birkaç maç kullandım solda istediğin yere koy oynar demiş... ...bak Kerem de öyle söylemiş aynen öyle... Ee, ...benim birkaç FM'ci e, arkadaş yazmıştı... ...sen mi yazdın yoksa Twitter'da... ...FM'de uçuyor filan diye... ...Poyraz tekrardan katılıyorsa olmuş çok teşekkürler Poyraz'a... Ee, ...diyelim... ...Cem ne demiş Sergio Gomez hakkında... E, ...sen ne düşünüyorsun... İkisini karşılaştırsan hangisi diyeceğim... ...İngiltere'de idman oyuncu diyeceksin... Yani Francisco Mora arkadaşlar daha o zıplamayı yapamamış bir oyuncu. Yani o aynı Sergio Gomez'in yaptığı yani yaşına göre bir yaş daha yaşlı olsa bile o cycle'da değil daha büyük bir takıma ya da büyük bir lige gidememiş. Portekiz Ligi ile Premier Ligi kıyaslamayalım. Ee, ve Sergio Gomez'in tabi e, temel olarak fundamental'ı çok iyi Borussia Dortmund altyapısından olduğu için yani birçok özellikte daha üst düzey bek olduğunu söyleyelim. <laughs> Peki, Sergio Gomez olayı bu. Bu da iki taraftan da doğrultulmuş bir bilgi olmadığını da söyleyelim arkadaşlar. Ne Galatasaray cephesinden, ne de City cephesinden. Bir diğer oyuncu. Şimdi teker teker gidiyoruz. Galatasaray'la ismi geçen oyuncular için sol bek konusu. Ondan sonra da 10 numara. Berkay Yılmaz. Berkay Yılmaz'la ilgili Galatasaray'ın prensipte anlaştığını oyuncu tarafıyla herkes biliyor. Eee Freiburg arkadaşlar yüksek bir bedel bekliyor. Eğer Berkay Galatasaray'da kesin ikna olduysa. Ben bir de öyle de bir durum var. Çünkü Freiburg Berkay'a bir planlama sunuyor Yani seni kesinlikle A takıma çıkaracağız ve A takımda süre alacaksın biraz daha bekle ve devam et işte U19'da daha 18 yaşındasın sana bir planlama yapacağız bu bölgede diye Berkay'ın temsilcilerine ve ailesine bir şey sunulmuş güvence sunulmuş Freiburg kanadından o yüzden ben bu transferi bundan dolayı düşük olasılık görüyorum tabii ki A takım tecrübesi çok fazla yok hatta hiç yok ya da bir maçta mı ya da kullanılmıştı tam hatırlamıyorum belki çok kısa bir süre aldı Berkay ee, ama çok yetenekli bir oyuncu ee, Türkiye Genç Milli Takımında da oynuyor ee, fark yaratabilecek bir profil ee, dediğimiz gibi yine e, taraftarın hani o bölgede şu anda Galatasaray'ın kullandığı oyuncular tecrübeli oyuncular. Kaan'ı kullanıyor. Berkan'ı kullanıyor. İşte Barış Alper orada farklı bir perspektif katıyor. Hem hücumda hem defans geçişlerinde. O yüzden hani Berkay'a e, şu anda gel sen buraya hani formayı al diyemezsin. Eee. Ama Sergio Gomez de Francisco Moura da eğer gelirse o bölgede hani direkt olarak performans verecek oyuncular özellikle Moura maç temposu açısından çok daha mantıklı ama Sergio Gomez daha yetenekli bir oyuncu daha üst kaliteye daha kalifiye bir oyuncu diyebiliriz. Bir başka oyuncu sol bekte bugün ben gördüm ilk defa hatta o haberi de paylaşalım abi. Evet Bakınız ilk defa gördük. Nevzat Dindar'ın haberiymiş skorerden. Yellow Red Wall paylaşıyor. Mutlaka takip edin Twitter'da. Yellow Red Wall ne demiş? Daha doğrusu Nevzat ne demiş? Cenk Ergün Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan kaynaklı dostlarım. Bu da Azerbaycan cephesine sormuş. Şükrov var mı böyle bir şey dostum? Sana soralım Şükrova. Toral Bayramı canlı izlemiş ve esas bölgesi sağ bek ama sol bekte oynayabilen yerli statüsünde oynuyor. Evet sol tarafta da oynuyor. Sağda herhalde ben hep solda gördüm izlediğim zaman oyuncunu ama çok fazla izleyemedim. Fazla verisi yok. 1.85 boyunda, kimisi 1.87 diyor. Geniş, büyük adımlı bir çocuk ve tercih edilen ayak sol yazıyor. Solda da sağda da kullanılıyor. Ben yani Karabağ'da oynuyor. Oyun süresi iyi. 80 dakika oynamış. Ee, ama çok fazla ikna olmadım. Yani bize sanki biraz daha toplar ekip arasında sağlam durabilecek bir oyuncu ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ee, ama Kazımcan'a nazaran tabii e, daha çok oyun süresi sağlam. Biraz daha o bölgede Galatasaray'ın kullanabileceği bir oyuncu. Çok emin değilim fazla izlemedim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim Azerbaycan Ligi'ni izlemiyorum. Pardon Şükrov sonunda. <laughs> Ama bence çok iyi değil demiş bak Şükrov da. Onun verisini hemen ekrana getirelim. Galatasaray seviyesi değil. Ya benim düşüncemde ilk intiba tabii çok fazla izlememekle birlikte. Bu şekilde oldu. Ama o bölgenin kesinlikle araştırılması gerekiyor. İşte Azerbaycan olabilir başka o, oradaki başka ülkeler olabilir. bakmak lazım. o yüzden şu anda Toral Bayramov'un ismi geçiyor. Ben dediğim gibi oyuncunun profiliyle ilgili çok fazla arkadaşlar ikna olmadım. Matias Lovie'yi göstermiştik bundan önce. Galatasaray'ın bilgisi yok ama benim tercihimde eğer olacaksa gençlerden Matias Lovie profilinde bir oyuncu olabilir. Eyüp ne demiş? 9 Şubat'a kadar hem bek hem 10 numara transferi gelmez gibi. Allah'a bakalım. Gelecek mi gelmeyecek mi? Aslında Okan Hoca'nın açıklamalarında ilk oyuncu değil mi? E bir yerli sol bek Türk bak, e, Türk bir sol bek bakıyoruz. Yerli bir sol bek bakıyoruz ve bir fırsat transferi merkezde. Acaba bu fırsat transferi Rafa Silva mı? Rafa da çok konuşuluyor arkadaşlar. E, 30 yaşında bir 70 boyunda küçük adımlı e, ve gerçekten de 10 numara pozisyonunda önemli bir oyuncu e, serbest 8 10 numara oynuyor. E, etkili bir oyuncu. E, kilit pas atma özelliği, oyun görüşü, oyunu okuması. Aynı zamanda merkezden driplingle de gidebilen bir oyuncu arkadaşlar. Galatasaray'ın elinde. Tabii ki Mertens'i o bölgede kullanıyor hoca ama hani Mertens'den sana daha farklı şeyler katabilecek bir oyuncu diyelim bank oynadığı için çok zor görüyorum bu ihtimali yani şu anda çok zor belki sene sonu için anlaşılabilir çünkü oyuncunun kontratı bitiyor bu sene sonunda bakalım Benfica Fika bir imzalama bir şey yapacak mı ama Avrupa piyasasında da oyuncu çok popüler diyelim 20 maçın 20'sinde de ilk 11'e çıkıyor 8 gol atmış. 9'la asist yapmış Portekiz Ligi'nde. Evet, yani bu oyuncu hani ne şekilde gelir, ne şekilde gelmez onu bilmiyorum ama dediğim gibi genel yorumu yapalım. Ee, şu anda bu ülkelerde transfer dönemi bittiği için İspanya, Fransa, İtalya, artık Almanya neresi ise bu liglerden oyuncu almak çok zor. Acaba Galatasaray neden Brezilya ligine bakmıyor? Brezilya liginde de yazılan bir isim var önde oynayan oyuncu Arias'tı sanılmadı, belki yanlış hatırlıyorumdur. Hani o o profil bir oyuncuya bakılabilir, daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Peki biraz yorum okuyalım. Yani Rafa çok kaliteli bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu, birçok şey yapabiliyor. Bir on numaranın yaptığı, hem küçük adımlı, hem daralan iyi. Hem çok net bir gol vuruşu var. Aynı zamanda evet biraz sağ ayağına çok daha fazla düşkün, hani güçsüz ayağını fazla kullanmasa da ben Rafa'yı şu anda çok zor bir transfer. Belki bundan sonraki dönem için hani bir anlaşma olur mu olabilir? Yine yüksek kontrat ve yüksek bir arkadaşlar imza parası ister. Onu da söyleyelim. Peki geçelim soru-cevaba sevgili dostlar bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Ha, evet bunun ile ilgili sen söyledin. Tamam bunun FPS'i düzeltiriz. Ben anladım ne demek istediğini dostum. Yavaş geçiyor değil mi? Onu yavaş yapmışız ondan dolayı. Rafa sorun yaşatmaz ama Benfica bırakmaz parayı görmek ister. Bir çuval üzüm parasını alamayız demiş Ömer. Ya şu anda satmaz zaten Benfica satmıyorum. Ha. Sanmıyorum satacağını Benfica'nın. Şu anda Rafa'yı filan göndereceğini sanmıyorum. Sporting ile başa baş bir hatta Porto da geliyor. Benfica 51 puanla e, Sporting 49, Porto 46 miydi öyle bir şey öyle gidiyorlar yani. E, yok Porto 45'miş Evet o şekilde gidiyorlar. E, şöyle bakayım hani en son nasıl kullanılmış diye. Cilvente ile oynamışlar. Bakamıyorum. Bakıyorum evet. Evet 4-2-3-1'in tam böyle. E, 4-2-3-1'de tam forvet arkası oynuyor arkadaşlar. Arthur Cabral, Mabral. Of. Abi kadroya bak ya. Şaka mı? Benfica'nın kadroya bak. Allah'tan Avrupa'da mı Avrupa'da eşleşmedik. <gülüyor> <gülüyor> Neves, Frantino Luis. Önlerinde Rafa Silva, Arthur Cabral, sağda Di Maria falan var abi. Bu nasıl bir kadro ya? Eyvahlar olsun. Yemin ediyorum çok kötü ha. Acayip kötü bir kadro. Böyle hep böyle yanlarına vura vura yener seni. <laughs> Yok, Abdülkerim Solbek sanmıyorum. Polat, şey mi? Benfica mı? Yenmek ne demek abi? <laughs> Vallahi çok tehlikeli takım. Prag maçı zor geçecek demiş Tanja abi. Kopenhag Kopenhag devirdiler. Zor takım abi, zor zor zor. Prag zor takım. Ee, zor yani Galatasaray Kopenhag maçlarında da Mesela bir Bayern Münih bir Manchester United Şeyinde olamadı ee, Motivasyonunda olamadı Onun, O motivasyonda o seviyelerde olursa Olabilir neden olmasın Yok abi üçlüye filan dönmeyelim Üçlü defansa bu sefer Angelino'nun yemin ediyorum ahından Yıllarca transfer olamayız E, yıllarca şampiyon olamayız, transfer de yapamayız. Ya şu anda 25 milyon isteyemezler. Çünkü e, Rafa'da gidecek mi? Sanmıyorum. Ben bu habere çok fazla inanmadım abi. Yazılıyor ama düşük ihtimal görüyorum. Emil Brevik sakat şu anda. Evet. ayağa ayağı kırıldı herhalde oyuncunun. Sergio Oliveira e, en son bir video atmıştı. Böyle döşek gibi bir şeyin üstünde zıplıyordu abi. <laughs> i̇şte herhalde o bir rejenerasyon hareketi mi bilmiyorum ama oynayacak gibi. Yani lisansı da iptal edilmedi. Oynayacak gibi. Polat ne demiş? Boya da yok artık. 12 kişi oynuyorduk önceden. Şimdi 10,5 kişi oynayacağız. Ha şeyden dolayı mı? Toriye'den dolayı mı? Dur bakalım Toriye gelecek de. Değil mi? 11, 12, 13'ünde filan hadi ilk antrenmanına çıksa. 13, 14, Egalı Saray 15'inde Avrupa'da. Avru yani Pırak'a karşı oynayacak. Gromberg yok dostum o e, Bodoglimp'le kontrat imzaladı diye biliyorum. Kontratı uzattı. Mahir selamlar. Bir şey yok. Konuşuyoruz abi. Konumuz aynı. özlemiz yine Galatasaray. Hiç beğeni gelmedi bugün. Canları sağ olsun. 400 beğeni gerideyiz Mahir. Arkadaşlar beğenmeyenin takımı konferansta Fenerbahçe'ye rakip olsun. Böyle de beddua ederim. Beğenmezseniz. Heh. John Arias, Flümenza. Evet abi çıkıyor ama öyle çok kolay değil. Çok kolay değil. İki yabancı alırsak sol bek orta saha kim listeden çıkarırız? Listeden bilmiyorum hani liste, eğer listeden çıkmak durumundaysak herhalde ilk olarak Sergio Oliveira düşünülebilir. Sakatsa antrenman yapmıyorsa ilk olarak o çıkarılabilir. Ee, ama ben yani çok şaşırırım abi bir sol bek ve on numara biraz e, şöyle sordurdum diyeyim. Şimdi 650 kişi de olduk konuştum. Ee, hem Twitter'da birkaç dostu sordum şimdi ismini söylemeyeyim ee, kulübe yakın. Çok böyle herhangi bir oyuncu çıkmazsa, böyle insanların beklediği gibi Rafa Silva tarzı ya da e, Ludovic e, Bras tarzı filan bir oyuncuya Galatasaray gitmeyecek arkadaşlar. Ha, çok farklı bir şey olabilir. Hani kulübü bir oyuncuyu göndermek isteyebilir, oyun süresi bulamayabilir bilmem ne. O ayrı konu ama şu anda böyle bon servisiyle yüksek bedel bir oyuncuya gitmek istemiyor Galatasaray. Ee, bu da bankalar birliğinden dolayı. Galatasaray yönetimi hem şampiyon hem Bankalar Birliği'ni işte neredeyse temizlemiş bir durumda herhalde ee, seçime gitmek istiyor. İnşallah bu sıkıntı yaratmaz. Hayırlısı abi. Kerem ne demiş? Solbeke Gomez'i Gomez çok isterim demiş. Aynen öyle. Icardi yollasınlar. Enes Yulan'ı alalım. Enes Bournemouth'a gitti ya dostum. Premier Lig'de oynayacak artık. Mustafa Bakır ne demiş? Benfica, Leipzig olamıyoruz. Tamam da Nörşalant neden olmuyoruz? Right to Dream Academy oyuncuyu basıyor. Abi onların çok farklı bir şeyi var. Anlaşması var orada. Ee, evet onu biliyoruz yani. Oradan çok oyuncu çıktı. Herhalde Diomende de o bölgede. Diomende de Rangers'a gitti. Satın alma opsiyonu 5 milyon. Galatasaray girmeli miydi? Mesela keşke ee, Diomende tabi direkt mesela Mertens'le kafa kafaya ondan daha kaliteli ondan formayı alır filan da diyemiyorum hani yine zıplama kalite işte skor yaratma konusunda gelişime açık bir oyuncu yani gelişmiş bir oyuncu değil diyor ben de ama bakalım Rangers'da patlama yapabilecek mi Rangers'a gitti evet Sağ tarafta Ziyeş'i unuttuk demiş barışı çok rahat sola çekebiliriz yeter ki Ziyeş oynamak istesin abi Ziyeş çok kaliteli bir oyuncu zaten Galatasaray'ın şu anda eldeki oyunculara baktığımızda en yetenekli oyuncularından biri ve bir x faktörü var bu oyuncunun ne bu x faktör uzaktan hiç beklenmedik hiç gerilmeden bu tamamen Allah vergisi sapan gibi böyle yakın köşeye uzak köşeye bıraktığı toplar gerçekten çok etkili ve normal şutu yok yani kalecinin üstüne giden topu da kaleciler özellikle Türkiye Süper Ligi'nde e, karşılayamıyor mesela ben dün Beşiktaş maçına bakıyorum bu gece yayında olacağız yine Atistix'te e, birkaç pozisyonda mesela Mert o kadar kötü yer tutuyor ki aynı şekilde e, e, Livakovic öyle Fenerbahçe'nin kalecisi işte Beşiktaş'ın kalecisi öyle e, yani Uğurcan öyle yakalanıyor birçok pozisyonda büyük takım kalecileri de gerçekten sıkıntılı e, yakalanıyor böyle beklenmedik anda diğer kalecilerde keza öyle o yüzden çok tehlikeli çok önemli bir silah Erhan'ın dediğine katılıyorum eğer Hakim Ziyeş gelirse o bölgeye abi çek Barış Alper'i sol beke biraz daha kontrollü olması lazım özellikle defansif birebirlerde ve defansif kaymalarda yani bazen çok kontrolsüz geliyor Barış Alper Barış ne demiş kendine öz has bir stili var. Ee, toplar önüne düşüp sekiyor, kalecinin önüne düşüp sekiyor. Bilinçli yaptığını düşünüyorum. İşte knuckleball vuruyor abi ayak üstüyle. Ölü yaprak vuruşu mu ne diyorlar ya Türkçede? Onun niye öyle bir şey varsa bilmiyorum. Hani ölü yaprak gibi düşüyor diye mi? Evet, knuckleball. Manchester United kalecisi de e, tutamadı. Abi Manchester United kalecisi zaten yani benim hayatımda gördüğüm Herhalde bundan 2 yıl önce falan ona ana inanılmaz bir kaleci derdik ama çok kötü bir sezon geçiriyor ya. Gerçekten çok kötü bir sezon geçiriyor. Prime Yaya Ture abi her orta sahaya götürür ya. Hangi Prime bir de e, hani 6 numara oynadığı zaman mı defansif orta saha mı yoksa bir de 10 numarada da Prime oldu adam. Ölene kadar denedim ama biraz zor atmaya benziyor nakılma. Zor dostum. Tam böyle topa konumlandığın zaman değiştirmen lazım. Yani yere nasıl bastığın dengeni. Hacı'nin doğum günü. Aa evet güzel hatırlattın. George Hacı'nin doğum günü. Kutlayalım. George Hacı da inanılmaz bir oyuncuydu. Son maçını da izledim. Trabzonspor maçında. Ali Samiyen'de. İzleme, izleme şansı bulmuştum. Yenmiştik ama şampiyon olamamıştık diye hatırlıyorum o sene. Galatasaray yendi. Şampiyon olamadık. Ee, Hacı omuzlarda. Omuzları aldılar mı? Aldılar herhalde. Hacı'nin son maçıydı. Azeri oyuncu hakkında birisi akrabaymış. Kim abi? Azeri oyuncunun akrabası. Hı. Garip Musayev. Abi Bakü'den selamlar. Net bilgi vereyim. Toray Bayramoğlu ilgileniyoruz. Hanımın yakın akrabası Cenk Ergün kulübüyle ve oyuncu temsilcisiyle iletişime geçmiş. Garip Musayev. Peki. Seni kaynak olarak gösterip Twitter'da da paylaşım yapalım. Hayırlısı. Ama ben dediğim gibi yani ilk izlenimim çok şey değil. Çok pozitif değil. Bakalım. Hayırlısı. Biraz daha oyuncuya daha detaylı bakarız. ...sevgili garip. Hacı ve Schneider gibi bir on numara gelir mi? Abi on numaralardan... ...beklentiler de değişiyor. Artık e, yani... E, ...farklı on numara beklentileri var. Biraz daha topun arkasında... ...derli toplu duran, öyle çok fazla serbest oynamayan... ...oyun disiplinden kopmayan... ...on numaralara yöneleniyor. Bu da ister istemez... ...onların o eski finesi... E, ...yani sahaya yansıtamıyor. Adamın akrabasına neden pozitif değil diyorsun? Abi ben kendi izlenimi söylüyorum. Akrabasına saygısızlık etmiyoruz kardeşim. Ulaş selamlar. Yeni kamera açımız. Evet dostum. Kamera açısını değiştirdik. <laughs> Eriksen ihtimali. Onu sordurduk yok. Eriksen ihtimali. Hatta Arda da paylaşmış Twitter'dan. Yok. Eriksen ihtimali yok. Ziyech oynamak istese tek başına şampiyonluğa taşır demiş takımı. Kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. Yeter ki oynamak istesin. Öyle çok öngörülür bir oyuncu değil. Çünkü hem içe evri, içe devriliyor soldan, ee, şeyden sağdan. Hem içe devriliyor hem çizgiye de inebilir. Hem içe devrilir hem çizgiye de girebilir. Yani hem ee, sadece uzaktan şutlarıyla etkili bir oyuncu değil abi. Gezal'la falan kıyaslıyorlar da. Gezal'la falan kıyaslanacak bir topçu değil. gezardan çok daha kaliteli. Onu yayın başında konuştuk Enis dostum. Zaha daha yüksek ücretli istediği için mi sorun abi? Yıllık ücret istediği. Yok dostum Zaha'nın yıllık ücretinde sıkıntı yok. İyi para alıyor zaten Zaha. Sen merak etme. Antep maçında solda oynatsın dedin. Solda yani Berkan'ı kullanıyor hoca. Çünkü e, hem işte içeride Topla içeri de giriyor bazen e, sol iç kısmına. Ama daha çok bence defansif kaymalarında e, Berkan'ın o çalışkanlığından, oyun disiplininden filan ondan dolayı mutlu. E, bundan dolayı yapıyor. E, ben nacizane söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın sol bekinin biraz daha pozitif, 3. bölgede böyle karar verme kalitesi yüksek, yeri gelince kilit pas da atabilen, yeri gelince çizgiye inip e, etkili orta da atabilen, yapabilen e, bir oyuncu. Bekliyorum biraz daha pozitif daha ofansif Bir oyuncu bekliyorum Benim nazarımda Berkan bunları karşılamıyor Ama Berkan elinden gelenin %100'ünü %100'ünü Daha fazlasını koymaya çalışıyor e, O da profesyonelliğinden dolayı ama nacizane fikrimi söyleyeyim. Bence Berkan'ın en önemli özelliği hücum presi ve 8 numarada kullanımı. İşte o hücum presi, o 8 numarada kullanımı Berkan pas oyunundaki o Alanya seviyesine yine halen gelemedi. Daha da gelemedi yani. Geçen sene de Berkan diyordu işte kullanılsın, şöyle olsun, böyle olsun herkes diyor. Evet bak yedek olarak çok iyi oldu. Şöyle oldu, böyle oldu geçen sene de o seviyede değildi. Ee, ama e, özellikle kritik maçlarda, topun sende olmayacağı maçlarda falan Berkan Kutlu'ya çok fazla ihtiyacım var. Ama ilk 11'in sol beki olarak benim şüphelerim var abi. Okan Buruk Gegenpress mi oynatmaya çalışıyor? Vallahi evet oynatmaya çalışıyor. Ee, hani biraz daha üçüncü bölge hücum presi onun için önemli. Bu gegen Gegenpress dediğimiz arkadaşlar hücum presi. Sadece bir şey değil yani. Biz gegen Gegenpress oynuyoruz diyemezsin. Yani pozisyon futbolu farklı bir olay ya da işte direkt futbol farklı bir olay ama Gegenpress oynaman için sürekli topun rakipte olması lazım o da iyi bir şey değil. Ama teşekkürler desteğinden dolayı Ferdi gibi istiyorsun yani Ferdi gibisi yani o ofansif olarak çok kolay değil dostum bulmak. Ama Boya ile de kıyaslanacak bir profil değil. Şimdi bu Ferdi konusunu hiç konuşmadım. Çok böyle ee, ezik bir, 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 takım eziğin işte Boya gidiyorsa Ferdi 40 milyona gider falan gidemez abi. Ferdi o rakamlara da gidemez. Sol bek pozisyonunda o şekilde gidemez. Çünkü oyunun hücumunda var ama oyunun defansında çok etkili bir oyuncu değil Ferdi. E, Birebir düellerde çok etkili değil. Takım savunmasında evet geliyor kritik müdahaleler yapıyor ama ben e, Ferdi'yi hani her takıma böyle uyabilecek bir oyuncu olarak düşünmüyorum. Mesela Bayern filan asla Ferdi hamlesi yapmaz. Ama gidebilir. Avrupa'da orta düzey takımlara gidip ondan sonra zıplamayı yapabilir Bayern seviyesine. Belli sıkıntıları giderirse. Bakınız Kim Minci. Önce Napoli yaptı herhalde. Lazio muydu? Napoli. Napoli yaptı. Ondan sonra gitti. Ama direkt Türkiye'de bir takımdan Bayern Münih, Real Madrid görmek Bunlar önemli. O yüzden Arda Güler, Arda Güler transferi hani finansal olarak belki Fenerbahçe düşük bir rakama bırakmış olarak görülse de reputasyon açısından çok önemli. Arda Güler'i Real Madrid'e göndermek, Bayern Münih'e, Saşa Boy'a göndermek bu çok önemli. Bir oyuncu daha yazalım kenara. Keşke Galatasaray'da olsaydı ama bu Semih var ya maşallah abi. Yani milli takım çok önemli bir oyuncu kazandı. Türkiye çok önemli bir oyuncu kazandı. Ben 18 yaşında bu kadar güçlü, e, gol sezisi gelişmiş, toplar ekip arasında durabilen, yere sağlam basan ve aynı zamanda da net gol vuruşu olan bir oyuncu bu yaşlarda çok fazla görmedim. Zaten e, Avrupa'daki turnuvada da şans bulursa gider. Bu yaz gider. Beşiktaş'ta kalmaz. Türkiye'de fazla izlemeyiz. Semih gerçekten çok iyi Beşiktaş'taki. Dünkü maçta da çok önemliydi. Zaniolo Ferdi arkasına takıp gol atmıştı. Evet dostum. Bir sağ yaptı, bir sol yaptı. İşte o pozisyonlarda biraz daha böyle hani birebir fiziksel olarak ortalamanın üstündeki bir oyuncu Ferdi'yi böyle hemen alabilir. Anlatabiliyor muyum karşısına? Semih 45 milyon euro. Yok o rakama gelemez. Semih nasıl 18 yaşında? Valla maşallah diyelim abi yapacak bir şey yok. 20 milyon oraları görür, o rakamları görür. Özellikle pozisyonel olarak da biliyorsunuz arkadaşlar ileri uç oyuncuları genelde bek ya da defansif oyunculardan daha pahalı oluyor. İlyas ne demiş? Ee, abi helal olsun senin gibi aydınlatıcı bir yorumcu Türkiye'de az sayıda var çok güzel anlatıyorsun Var dostum var Ilgaz abi var Mutlaka izleyin ee, Ilgaz Çınar Çok beğenirim selamlar olsun ee, Hikmet Hoca var Hikmet Pınarbaşı ee, Orhan Uluca daha ismini bizim platforma Çıkan dostlarımız var Yokanlar Alper Hocalar falan İzleyin abi izleyin Güzel İzledikçe öğreniyoruz Onlardan da öğreniyoruz ee, Onlar da birbirini izliyordur Eyvallah eksik olma Semi 18 yaşında aynen öyle. Emil Brevik istedik demiş Cem Yılmaz. Ayağı kırıldı. Abi çok istedik ama olmadı. Ee, diyelim. Erhan Ferdi'ye e, Sane karşısında düşünemiyorum. Ama Kazım Can'ı düşündün değil mi? <laughs> Kazım Can'ı koymadık mı abi? Galatasaray Kazım Can'ı oynatmadı mı? İki maçtan birinde. <laughs> İki bileği birden tek pozisyon elinde. Zor. Semih tam bir forvet değil. Firmino CF değil mi abi? Vallahi sevgili Kerem öyle ama bence tam bir forvet evrilmeli. Yani daha çok orada kullanılmalı. Özellikle Türkiye Ligi'nde. Ee, son maçta Cenk'i sol tarafa atıp hoca Fernando Santos Semih'i ön tarafa atınca semi fark yarattı. Vallahi ben iki tane olması gerektiğini düşünüyorum sevgili Uğur ama sanki yapılmayacak gibi dostum iki tane de. Peki dostlar çok keyifli bir yayın oldu. 700 kişi izliyor an itibariyle. Beğeni beğeni desteklerinizi bekliyoruz lütfen çıkmadan abone de olun sevgili dostlar. Yayını biraz daha uzatmak isterdim ama maalesef ben de işbaşı yapmak durumundayım diyeyim. Çok güzel yine keyifli bir yayın oldu. Birçok ismi konuştuk. Galatasaray'da potansiyel ismi geçen oyuncuları konuştuk. Bir sonraki yayınımız 23.15'te eğer ayarlayabilirsem sohbet sadece katılı açık olacak. Katılın özel sorularını katıl üyelerinin özel sorularını canlı yayında cevaplayacağız. Ama yayın herkese açık. Sohbet katılı. Arada böyle güzellikler yapıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.